Değerli ilçe müftülerimiz, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, kurbanların vekalet yoluyla kesilmesini isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olunması amacıyla başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 1993 yılından bu yana vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir. Söz konusu organizasyonun başarılı olabilmesi için önceki yıllarda bölgesel tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiş, il ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz, imam hatiplerimiz, müezzin kayyımlarımız ve Kur'an kursu öğreticilerimizle tüm personelimizin özverili çalışmalarıyla kurban kesim organizasyonu icra edilmiştir. Bu yılda ilimizde de yapılması tüm illerde olduğu gibi uygun bulunmuştur. Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu toplantısına hepinizin teşrif etmelerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan kısa sinevizyon gösterisi, İl Müftümüz Sayın Kazım Güzel'in selamlama konuşmaları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Burhan İşleyen hocamızın konuşmaları ve kapanış. يُنْفِقُونَ
وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ خَيْرٌ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كفور. صدق الله العظيم. الفاتحة. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ilavetinden dolayı. 2020 yılında ilimizde 1538 vekalet yönüyle kurban kesilmiş değerli misafirler. Önümüzdeki yıl 2021 yılında, şu andaki yılım içinde de inşallah çalışmalarımız devam etmektedir. Şimdi selamlama konuşmasını yapmak üzere il müftümüz Sayın Kazım Güzel'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Elbette ki vekaletle kurbanla ilgili sözün sahibi gerekli açıklamaları yapacak. Aslında sadece vekaletle ilgili de konuşmayacak hocamız, inanıyorum ki. Kurbiyeti anlatacak bize bugün. Allah'la kurbiyetimiz nasıl olmalı? Müminlerle kurbiyetimiz nasıl kurulmalı ve devam ettirilmeli? Ümmetle kurbiyetimiz nasıl süreklilik arz etmeli? İnsanlıkla kurbiyetimizin ölçüsü ve sağlanmasının usul, usluk ve metotları neler olmalı? İnşallah bunu en yetkili ağız olarak sizlere hocamız sunacak. Ben sözü sahibine verme adına hiç uzatmadan sözü burada sona erdiriyor. Kısaca şöyle deyip bitiriyorum. Adet olmuş cümle alem yılda bir kurban keser. Gün be gün, an be an, ben senin kurbanım. Kalın sağlıcak. Sayın Müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Burhan İşleyen hocamızı kürsüye arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, âline, ehli beytine, ezvacına, ashabına binler salat ve selam olsun. Çok saygıdeğer rektörüm, kıymetli hocalarım, tek tek saymayayım, eksiklik kalınca sonra bizi atladı demesin kimse. İl müftümüzün şahsında, yine hocamın ifadesiyle aşıklar diyarında vazife yapan bütün gönül dostlarımızı, bütün hocalarımızı, hoca hanımları Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Herkes sözü bıraktı, hoca saati çıkardı, masanın üstüne koydu. Biliyorsunuz uzun konuşmak adetim değil, biliyorsunuzdur muhtemelen. Her ne kadar Kazım Hocam önümüzü açmış olsa da meramımı ifade edecek kadar birkaç cümleyi zaten bildiklerinizi, zaten benden çok daha iyisine, doğrusuna vakıf olduklarınızı birbirimize hatırlatma kabiliğinden ifade edip sonra inşallah huzurunuzdan ayrılacağım, birlikte ayrılacağız. Bu güzel salonu bize tahsis eden müftülüğe bu program için
Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Hakikaten salon çok güzelmiş. Allah şu salon şöyle dolu dolu oturabileceğimiz günlerde de bu salonda program yapabilmeyi nasip eylesin. İnşallah Cenab-ı Hak sağlık, afiyet, huzur içerisinde o günlere de ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli hocalarım, programın adı vekaletle kurban tanıtım, kurban organizasyonu tanıtım toplantısı olmakla beraber ben kurban meselesinin sadece adımlardan bir tanesi olduğunun bilinciyle size ne yapmaya çalıştığımızı, niçin yapmaya çalıştığımızı, nasıl yapmaya çalıştığımızı birlikte birkaç örnekle arz etmeye, sunmaya çaba göstereceğim inşallah. Biliyorsunuz dünyanın dört bir tarafında varız. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Biz bu kurban vesilesiyle 149 ülkeye ulaşıyoruz. Kıymetli arkadaşlarımız, 149 ülkeye ulaşıyoruz. Fakat bizim ulaştırdığımız sadece poşetin içerisine koyulmuş 1 kilo, 2 kilo etten ibaret değil. Biz dünyanın dört bir tarafına, fakir coğrafyalara, bölgelere aslında ümit ulaştırıyoruz, dua ulaştırıyoruz, destek ulaştırıyoruz. Hilali, Allah'ı, yıldızı, Muhammed'i aleyhissalatü vesselam celle celaluhu simgeleyen bayrağı ulaştırıyoruz. Anadolu insanının selamını ulaştırıyoruz dünyanın dört bir tarafına. Şimdi vakıf marifetiyle, Diyanet Vakfı marifetiyle dünyanın pek çok yerinden gelip sizin desteklerinizle okuyan öğrencilerimizin sayısı, ülkelerine dönen öğrencilerimizin sayısı 10.000'i geçmiş. Artık bulundukları ülkelerde gönüllü Türkiye lobisi oluşturuyorlar, kuruyorlar. Geçen başkanımız anlatıyordu. Senegal'e gittim, gençler geldiler, kırık dökük cümleyle beni davet ediyorlar dedi. Hocam bir açılışımız var, gelir misiniz? Gelirim tabii dedim. Siz Türkçeyi nereden öğrendiniz? Biz Türkiye'de okuduk dedi. Gittim, asmışlar Türkçe bir pankart da asmışlar. Türkiye'de eğitim gören Senegalli Öğrenciler Derneği. Türkiye'de eğitimini tamamlamış olan Senegalli Öğrenciler Derneği kurmuşlar Senegal'de. Kıymetli arkadaşlar. Dünyanın her tarafında Allah'ın lütfuna hamdolsun güzel işler, güzel işlere vesile oluyor ve dünyanın her tarafından bu Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlara belki etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen ayakta durmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi Rabbimizin lütfuyla ve rahmetiyle elbette ayakta durmamıza vesile olan en temel sebeplerden bir tanesi bu yapmış olduğumuz küçük iyiliklerin duaya dönüşmesi, o duanın hürmet ve bereketiyle Rabbimizin bizi muhafaza etmesidir kıymetli arkadaşlar. Ben Zimbabwe'ye giden arkadaşları dün Manisa'da da anlattım. Zimbabwe, haritada ben yerini gösteremem ilk etapta. Gençler belki daha rahat gösterirler. Zimbabwe'ye gittik diyor. Oraya giden ekip kurbanlık anlaşmasını yaptık. İşte efendim ne kadar kurban? Diyelim ki 50 tane, 100 tane kurban keseceğiz. Kurban pazarlığını yaptık ama nerede keseriz? Bir mekan bulsak diye araştırırken bir caminin bahçesinin müsait olduğunu gördük. Caminin imamını bulup izin istedik. Dedik ki biz Türkiye'den, önce Türkiye söylemedik diyor, yanlış söyledim. Biz kurban kesmek için geldik, caminin bahçesinin de müsait olduğunu gördük. Burada kurbanları parçalayıp da fakirlere ulaştırabilir miyiz? Dedi ki, siz nereden geliyorsunuz, kimsiniz? Biz Türkiye'den geliyoruz dedik. Yıl 2011 ya da 2012, yanlış hatırlamıyorsam. Kurban meselesi kolay, kesme işine sonra bakarız. Gezi olayları ne durumda? Biz sabah namazlarından sonra toplanıp size dua ediyoruz dedi diyor. Şimdi Zimbabwe'den dua geliyor kıymetli arkadaşlar. Giden küçük Afrika şartlarında iyi beslenemediğinden dolayı kemikleri sayılan bir tane koyunu, bir keçiyi, bir sığırı kurban ediyoruz. Onun karşılığı binlerce dua olarak bu memlekete dönüyor Allah'ın lütfuna hamdolsun. Onun için meseleye kurban organizasyonu olarak bakmamak lazım kıymetli arkadaşlar. Ramazan'ın başında
Diyanet Vakfı heyeti olarak şeye gittik, İdlib'e gittik. Eğer ben Kazım Hocama buradan fırsat bulursa, gönüllü arkadaşlardan bir ekip oluşturup da günübirlik gidip gelmelerini acizane önemle tavsiye ederim. Yalnızca koruma ekipleri falan veriyorlar. Güvenlik zaten bizim ülkemiz tarafından ve oradaki anlaşmalı Türkiye'ye müzahir olan gruplar tarafından sağlanıyor. Giriyorsunuz kıymetli arkadaşlar, 350 bin, 400 bin nüfuslu bir şehir, efendim Suriye'nin içlerinden gelen göçlerle 4 milyona çıkmış nüfusu yaklaşık. Biz de onlar artık sınırdan içeriye girip de Türkiye'de yerleştirme imkanımız zorlaştığından dolayı sınırda çadır kent kurmuşuz, prefabrik evler yapıyoruz, siz yapıyorsunuz. Bir tanesi 8 bin liraya mal olan iki göz oda ve işte bir banyo ve tuvaleti olan 35 metrekarelik prefabrik değil, affedersiniz, piriket. Piriket evler yapıyoruz. Binlerce yapmışız hamdolsun, binlercesini de yapmaya devam ediyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, ne gördük biliyor musunuz? Yetim kamplarımız var. Yetim kamplarımızda 2000 tane çocuk var. Kampa giriyorsunuz, ayaklarınızdan sarılanlar, resimler olsaydı burada da gösterirdim. Efendim kucağınıza çıkmak isteyenler, omuzunuza binmek isteyen küçücük yavrular, küçücük çocuklar, babanın eline hasret kalmışlar, bir dokunuşa hasret kalmışlar. Küçük yaşta, belki bir kısmı anne karnındayken savaşta, vahşi savaşta, dünyanın izlediği savaşta babalarını kaybetmiş, belki bir kısmı annelerini kaybetmiş o çocuklar sizin dokunuşunuzu bekliyorlar kıymetli arkadaşlar. Bizim bu çabalarımız yetim kamplarındaki çocuklara rahmet eli olarak yansıyor. Bizim bu çabalarımız o bölgedeki ve diğer taraflarda, bizim sadece Suriye bölgesinde değil, Afrika'nın içlerinde, Sudan'da, Somali'de kıymetli arkadaşlar benzer kamplarımız, benzer okullarımız var. Bizim bize müzahir olan, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne destek olan oradaki gruplarla birlikte yapmaya çalıştığımız işlerimiz var, yaptığımız camilerimiz var, açtığımız okullarımız var. Allah'ın lütfuna binlerce hamdolsun açmaya da devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Önceki sene Makedonya'ya gittim. Makedonya'da böyle yolunuz düşmüştür muhtemelen. Üsküp'ün merkezinde köyleriyle birlikte 120 tane cami var. Üsküp'te 120 tane. Ben karayoluyla gittim. Gece kaldığımız işte bir yerde kaldık. Sabah şöyle perdeyi açtım. Aydınlanmaya başlamış mı? Namaz vakti girmiş mi? Henüz daha ilk gittiğimiz gün olduğu için namaz vakitlerini de bilmiyorum. Sabah namazı vakti girmişse namazı kılayım diye perdeyi bir açtım. Karşımda çok sayıda cami. Hamdolsun. Hani nerede çil çil kubbeler serpen ordu diyor ya şair, çil çil kubbeler serpmiş hamdolsun dedemiz, atamız, Murat Hüdavendi yerler, işte efendim Kosova'da, Kosova'ya gidenler, Üsküp'e gidenler, Avusturya'nın içine kadar bayrağı götürenler, ezanı götürenler, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidini götürenler içeriye kadar girmişler. Allah'ın lütfuna hamdolsun. Orada bir tanesi dedi ki, hocam iki duamız var. Her namazdan sonra mütemadiyen tekrar ettiğimiz iki tane duamız var. Duamızdan bir tanesi, Allah'ım rızanı kazanabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, razı olduğun şekilde yaşayabilmeyi nasip eyle duasıdır. Dualarımızdan bir diğeri de Allah'ım Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta kalsın duasıdır. Her namazda ediyoruz dedi. Biz bu duayı ben şahsen etmiyorum her namazda. Siz ediyor musunuz bilmiyorum. Ama böyle bir ihtiyaç duymuyoruz sanki. Ol mailer ki derya işlerler, deryanın kıymetini bilmezler dediği gibi şairin. Biz kendimiz meselenin farkında değiliz. Diyor ki, siz hastalanırsanız biz ölürüz diyor. Siz sendelerseniz biz düşeriz, ayakta kalamayız. Siz orada ayaktasınız diye biz burada ayaktayız diyor kıymetli arkadaşlar. Bizim hiç belki aklımıza gelmeyen Üsküp'teki kardeşlerimiz var. Çekik gözlü kardeşlerimiz var. Simsiyah derisiyle Hazreti Bilal'in soyundan olan Nijer'den dualar, dualar, dualar gönderen kardeşlerimiz var. Afrika'nın uçlarından, derinliklerinden, dünyanın dört bir köşesinden
dua eden kardeşlerimiz var. Niye? Siz niye gayret ediyorsunuz? Önce bir teşekkürümü ifade etmem gerekiyor. Geçen sene biz 557 bin tane kurban kestik. Biz şunu özenle ifade etmek istiyorum. Biz kimse evinde kurban kesmesin, herkes kurbanını bağışlasın demiyoruz kesinlikle. Okudu hocamız ayet-i kerimeleri. Kurban Allah'ın Müslüman topluma şiar kıldığı ibadetlerden bir tanesidir. Bütün güzellikleriyle yaşamalı ve bizden sonraki nesillere aktarılmalıdır. Kurban şiarı, kurban ibadeti bütün güzellikleriyle beraber bu toplumda var olmaya devam etmelidir. Ne diyorsunuz peki? Biz diyoruz ki evinde kendisine vacip olduğundan dolayı birden fazla kurban kesmek durumunda olan varsa onların birden fazla kesmiş olduğu kurbanları daha muhtaç olan yerlerde keselim. Yaşlılığından dolayı, hastalığından dolayı kurban kesmekte zorlanan, kendisi meşgul olamayan büyüklerimiz varsa onların kurbanlarını biz keselim. Biz diyoruz ki yoğun işinden dolayı, görevinden dolayı askerdir, dağda bayırdadır, efendim yerleşik hayatta bulunamıyordur bayram günlerinde veya da başka bir görev yapıyordur. Yoğunluğundan dolayı kurbanla meşgul olamayanların kurbanlarını biz daha muhtaç olan yerlerde keselim diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, ben meslektaşlarımdan bu hususu özellikle rica ediyorum. Kurban kesmeyin demiyoruz kıymetli arkadaşlar. Kurbanların tamamını verin kesinlikle demiyoruz. Geçen sene bu çerçevede 557 bin kurban kesmişsiniz. İşte biraz önce Veli Hocam rakamı verdi. Uşak'ta da 1500'ün üzerinde hatırı sayılır oranda kurban kesilmesine vesile olmuşsunuz. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Camide, minberde, mihrapta, kürsüde, Kur'an kursunda hizmet eden bütün kardeşlerime, bütün hocalarıma, bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkürümüz daha var. Dün Manisa Müftüsü diyor ki İzmir'den bir Manisa asıllı birisi aradı. Telefonda bana dedi ki hocam ben dindar bir adam değilim. Camiyle namazla işim yok diye de başladı diyor. Ama Allah sizden razı olsun, teşekkür etmek için aradım. Benim annem yalnız başına işte Manisa'nın filan ilçesindeki filan mahallede oturuyor. Biz buradan gidip gelip ihtiyaçlarını göremiyoruz. Ama bu 1,5 seneden beri salgın pandemi sürecinde mahallesindeki caminin imamı bütün ihtiyaçlarını görmüş. Anneme bir gün bile yalnızlık hissettirmemiş. Allah sizden razı olsun. O duayı ben de size iade ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ne güzel işler yaptınız siz. Tarlasını ekemeyen adamın tarlasını eken arkadaşlarımız oldu. Ağacını budayamayan arkadaş, Hacı amcanın ağacını budayan, meyvesini aşılayan arkadaşlarımız oldu. Caminin bir köşesini sosyal market haline getirip de muhtaçların ihtiyacını gören arkadaşlarımız oldu. Cep telefonunu mahallesindeki bütün cemaatine dağıtıp da gece gündüz demeden kendisini aramalarını isteyen, her çağrılarına kendi şahsi arabasıyla devletten bir katkı beklemeden kendi şahsi arabasıyla koşan, ihtiyaçlarını gören, efendim hastane işini gören, marketten alışverişini yapan siz oldunuz, arkadaşlarınız oldu. Allah sizden razı olsun kıymetli arkadaşlar. Ne güzel, ne güzel işleri yaptınız. Cenab-ı Hak bu güzellikleri katlayarak devam edebilmeyi nasip eylesin. Bu millet Müslüman bir millettir kıymetli arkadaşlar. Bu milletin yani ben camiyle işim yok, cemaatle işim yok, benim kitapla işim yoktur diyenlere bakmayın siz. Bir hocamız derdi ki bu milletin türküleri bile Müslümandır. Türkülerine bile işlemiştir İslam'ın, imanın, Kur'an'ın güzellikleri. Ben çok türkü bilmediğim için bir tanesi ezberimde. Azrail'in gelir kendi ne ağadır ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor türküsü. Böyle o çok müzikli çalınan, adına da ilahi denilen ilahilerden 10 kat daha güzel bence. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu millete bir şekilde dokunmanın yolunu bulacağız. Bu hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Dünyada müthiş bir ümit dalgası, ümitsizlik besleyenlere, pompalayanlara aldırış etmemek lazım kıymetli arkadaşlar. Gemi bir hedefe doğru gidiyor. İstikamet doğru istikamettir. Allah bu millete bir misyon yüklemiştir.
o misyon adım 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 yerine getirilecek diye ümit ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Onun için bu milletin manevi dinamikleriyle, değerleriyle, ezanıyla, bayrağıyla özgür, hür bir ülke olarak ayakta durmaya devam etmesi lazım. Hiçbirimizin dünyadaki gariplerin, mazlumların duasının kesilmesine sebep olacak yanlış yapma hakkımız yoktur arkadaşlar. Hiçbirimizin dünyadaki mazlumların, gariplerin ümidinin kırılmasına sebep olacak hatalar işleme lüksümüz yoktur kıymetli arkadaşlar. Bir şekilde bu milleti ayakta tutuyor. Bu görev bizim görevimizdir. Meslektaşlarıma hitap ediyorum, misafirlerimiz de var ama bu görev bizim görevimizdir kıymetli arkadaşlar. Bu millete hizmet edeceğiz. Tek tek uyuşturucu satıcısını dinlemiştim. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde o zaman doçentti Miraç Yaman diye bir hocamız var. Tanıyan vardır. Aramızda akademisyen hocalar var mı? Hocam var sadece. Hocam burada. Miraç Yaman. Zannediyorum sosyoloji alanı. Apaçı Gençlik diye de bir kitabı var. Bilirsiniz. Ayşegül Hoca bildik. Sosyoloji okuyor çünkü. Şimdi uyuşturucu satıcısının çalışma yöntemini diyor kıymetli arkadaşlar. Ele geçirmişler. Emniyet. Sokak sokak vermişler. Sokak sokak. Bu caddeyi bir satıcıya vermişler. Kaç ev var? Diyelim ki 20 tane ev var. Hangi evde kaç kişi oturuyor? Nüfus sayısı, evde kalan sayısı. Hangi evde kaç tane öğrenci var? Hangi çocuklar hangi okullara gidiyorlar? Hangi sınıflara ve hangi okullara gidiyorlar? Çocukların okuldaki başarı başarısızlık durumu, ailenin ekonomik durumu, anne babanın ayrımı birlik mi olduğu gibi konular böyle bir forma işlenmiş. Hassas bir çalışma. Niye biliyor musunuz? Hangi çocuğa daha kolay zehir satarım diye. Hangi çocuğu daha kolay ağıma düşürürüm diye büyük bir titizlikle çalışırken bir zehir tüccarı, bir uyuşturucu satıcısı, ben Allah'ın dinini, dinin peygamberi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali, senin vasıtanla bir kişinin Müslüman olması güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır buyurmasına rağmen, yani bir kişinin İslam'ına, Kur'an'ına, Müslümanlığına vesile olmanın dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu bilmeme rağmen, mahallemdeki bir çocuğu ilgisiz, mahallemdeki bir evi habersiz, mahallemdeki görev alanındaki bir ferdi Allah'tan, kitaptan, peygamberden, peygamberle buluşturmaktan gafil kalırsam, Rabbimin huzuruna nasıl giderim? Onun hesabını hepimizin yapması lazım kıymetli arkadaşlar. Çok güzel işler yapıyoruz. Güzel işlerimize güzellikler ilave edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Hocam ben gittim onlar gelmedi. Ben çağırdım onlar dinlemedi. Nuh Aleyhisselam'ın böyle bir yakarışı var Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine. İnni da'utuhum leylen ve nehara. Ya Rab gece onları ben gece çağırdım, gündüz çağırdım, gizli çağırdım, açık çağırdım. Benim çağrım onların sadece nefretini, kaçışını artırdı. Kaçtılar sadece diyor, yaklaşmadılar. La tedar alel ardi minel kafirine deyyara diye dua ediyor. Allah öyle bir dua ettirmesin bize. Ya Rabbi yeryüzünde yaşayan bir tane kafir bırakma diyor. Bir tane imansız kalmayıncaya kadar yukarıdan yağan yağmurlar, aşağıdan yükselen sularla beraber bir tane imansız kalmayacak kadar sular yükseliyor biliyorsunuz. Sebepler tükendiği zaman ilahi kudretin nasıl müdahale edeceğini bilmiyoruz. Ama biz yalvarmaya, biz Rabbimize yalvarmaya, kullarını da çağırmaya devam edeceğiz. Bundan bir şey olmaz yok. Hazreti Ömer'le ilgili anlatırlar. Habeşistan'a hicret ediyorlar. Hazreti Ömer daha Müslüman olmamış. Habeşistan'a hicret hazırlığında bir akrabası Hazreti Ömer'in, nereye gidiyorsunuz diyor. Daha genç Ömer. 24-25 yaşlarında. Nereye gidiyorsunuz diyor. İşte burada duramıyoruz. Hazreti Peygamber izin verdi. Habeşistan'a gideceğiz. Ya gitmeseniz filan. Böyle yumuşak konuşuyor Ömer.
O zatın ismi, sahabenin ismi hatırımda değil, eve geliyor. Hanımına diyor ki, Ömer'le karşılaştık, sanki Ömer'in kalbinde bir yumuşama mı var diyor. Sanki Ömer'in kalbinde bir yumuşama var gibi hissettim. Ömer'le karşılaştık da diyor, bana böyle böyle dedi. Hanımı diyor ki, hiç ümitlenme, affedersiniz. Ömer'in eşeği Müslüman olsa bile Ömer'den bir şey olmaz diyor. Hiç ümitlenme diyor. Ömer hakkında bir ümit filan taşıma, besleme. Ömer'in eşeği Müslüman olsa bile Ömer Müslüman olmaz diyor. Ama aradan kısa bir süre geçiyor, Ömer Müslüman oluyor. Hem de öyle Müslüman oluyor ki aradan 1500 sene geçtikten sonra Ömer deyince aklı adalet, adalet deyince aklı Ömer geliyor. Hamdolsun. Ümitsizlik yok kıymetli arkadaşlar. Davet etmeye, çağırmaya, gayret etmeye devamından başka çaremiz yoktur. İsrailoğullarını anlatır Allah Celle Celaluhu. Bir grup cumartesi yasağını ihlal ediyor. Avlanılmaması gereken günde av yasağını ihlal edip av yapıyorlar. Diğer bir grup da onlara nasihat ediyor. Yapmayın. Allah bunu bize yasakladı. Bu iş yanlış filan. Bir üçüncü grupta var. Neme lazımcı, adam sendeci, rehavete kapılmış. Yatmaya alışmış. Bu salgın, ben nefsime söylüyorum, bu salgın sürecinin bize olumsuz manadaki en büyük tesirlerden bir tanesi rahatlığa alıştırmasıdır kıymetli arkadaşlar. Mesai işte gelecek hafta başlıyor, normal zamanda onda başlıyordu, dörtte bitiyordu. Uyandığın saate kadar, kendiliğinden uyandığın saate kadar uyumaya devam ediyorsun. Alabildiğine rahatlık, sohbetler yok, dersler yok. Bir dönemde camiler yok, işte işler yok filan, kimseye de gitmiyorsun, yatıver filan. Bu da insanı alıştırıyor rahatlığa. Kendimde ben görüyorum bunu. Rahatlığa alıştırıyor. Şimdi o rehavete kapılmış adamlar da diyorlar ki, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Bunlara ne diye öğüt veriyorsunuz? Bunlara ne diye nasihat ediyorsunuz diyorlar. Bunlar zaten, bunları Allah helak edecek, bunları Allah şiddetli bir azapla azap edecek. Ne diye kendinizi yoruyorsunuz? Boş verin, uğraşmayın bunlarla. Değmez diyorlar. Kim böyle söylüyorsa, o şeytanın sesidir kıymetli arkadaşlar. Sakın ona meyletmeyin. Kim diyorsa bırak bunlardan bir şey olmaz, şeytan adına konuşuyordur. Kim diyorsa adam sen de sana mı sen mi dünyayı kurtaracaksın boş ver diyorsa şeytanın adına konuşuyordur kıymetli arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir kişi kurtulur, ayeti tamamlayacağım ama bir kişi kurtulur, bir dünya kurtulur. Deniz yıldızları dalgalarla beraber bilirsiniz, meşhurdur bu örnek. Dalga böyle şiddetli dalga kenara vurdukça deniz yıldızları kıyıda kalıyormuş. Deniz suyundan mahrum kalan, uzak kalan deniz yıldızı kısa süre sonra ölüyor. Bir adam binlerce deniz yıldızı kıyıya vurmuş, tutuyor eliyle suya fırlatıyor. İçinden bir tane alıyor, suya fırlatıyor. Alıyor, suya fırlatıyor. Bir başkası ona, ya ne fark edecek diyor ya, binlercesi var. Binlercesi ölüyor zaten. Niye uğraşıyorsun diyor. O hiç kendisini meşgul etmeye çalışan adama bakmadan bile yerden bir tanesini alıyor. Onu denize fırlatırken diyor ki bunun için çok şey fark edecek. Bunun için çok şey fark edecek. Bir kişinin Allah'la buluşmasına sebep olmak, bir kişinin dünyaya neden geldiğini, nereye gittiğini, nasıl davranması gerektiğini insana fark ettirmek, dünyanın ve içindekilerin tamamına sahip olmaktan daha iyi olur. Öyle mi arkadaşlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her insana, kendimiz dahil, evde çocuklarımız dahil, her insana bu gözle bakacağız. Ben nasıl olur da rahmete bir adım daha yaklaşırım ve yaklaştırırım? Nasıl olur da cennete bir adım daha yaklaşır ve yaklaştırırım? Nasıl olur da kalbine giden bir yol bulurum diye gayretimiz bitmeden, tükenmeden devam edecek. Şimdi böyle deyince İsrailoğulları, biz kaçta başladık ya Zümrüt? Masayı şeye koydum buraya sadece ama. Yeni başladık. Yeni başladık diyor. Güzel. Kaçta başladık biz güzel misin?
Saate bakan oldu mu hiç? Ver hocam. 20 dakika. 20 dakika mı oldu? Tamam. Ya bu saatte bir terslik var sanki. Şimdi böyle deyince Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de o Nemel azımcıların başına ne geldiğini hiç zikre değer bile bulmuyor. Hiç bahsetmiyor onlardan. Ama bu nasihat edip de yanlış yapanları, yanlışlarından vazgeçirmeye çalışanların şöyle dediğini anlatıyor bize. Ma'ziraten ila rabbikum ve leallehum yettegûn. Yarın Rabbimize bir mazeret beyan edebilelim diye. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Allah'ım ben çağırdım ama onlar dinlemediler. Ben gittim ama onlar gelmediler diyebilelim diye. Rabbimiz ne yaptınız dediği zaman bir şey söyleyebilelim diye. Ve leallehum yettegûn. Belki de sakınırlar. Akıllarını başlarına alırlar. Şeklinde cevap veriyorlar kıymetli arkadaşlar. Allah'ın kime hidayet vereceğini biz bilmiyoruz. Belki sakınırlar diye. Bu milleti ayakta tutmak için kıymetli arkadaşlar, bitmek, tükenmek bilmeyen bir gayretle devam etmek gerekiyor. Gönenli Mehmet Efendi'yi Denizli'de şeye atıyorlar. Bu işte ilk sıkıntılı yıllar. Zannediyorum 40'lı yıllar. Konuşmasından dolayı, Kur'an kursu faaliyetinden dolayı, öyle bir şeyden dolayı cezaevine gönderiyorlar. Denizli cezaevine. Denizli cezaevinde evine giriyor. Seni nereye vereyim diyor şey müdürü. Cezaev müdürü. Beni en ağır suçluların olduğu koğuşa ver diyor. Koğuş sistemi. Zaten cana minnet. Katillerin, hırsızların, ağır suçluların bulunduğu koğuşa veriliyor. Gönül Mehmet Efendi diyor ki koğuşa bir girdim. Her kafadan bir ses geliyor. Kim kime belli değil. Kim ne diyor belli değil. Sesi güzelmiş. Ben biraz yetiştim ama sesini çok dinleme imkanım olmadı. Sesi güzelmiş. Genç zamanı kapının önüne oturuyor. Elini kulağına koyuyor. Hoştur bana senden gelen yahilatı yahut kefen ya gonca gül yahut diken lütfun da hoş kahrın da hoş diye güzel sesiyle söylemeye başlayınca koğuş ağası çok özür dilerim onlar biraz argo konuşurlar böyle lanlı lunlu susun ulan diyor koğuşa hocanın yanında oturuyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene kadar kalıyor şeyde, cezaevinde. Hoca çıkıyor cezaevinden, bir müddet sonra af çıkıyor. Eskiden imam hatip okulları falan yok malum. İmamlık sınavı yapardı müftülükler. Benim babam da öyle imam olanlardan bir tanesiydi. Müftülükler imamlık sınavı yapar, ona bir şey verirdi. İmamlık yapabilirsin. Buyurname mi diyorduk hocam onları? Buyuruntu. Buyuruntu bak daha ya tecrübeli olanlar daha iyi biliyorlar. Buyuruntu verirlerdi. Onunla imamlık yapardı. Masrafını da şey karşılar, köy. Denizli müftülüğünde Denizli'nin köyleri için imamlık imtihanı yapılıyor. Denizli ve civarındaki köylerin çoğunda imamlık yapma hakkını kazananlar o katiller koğuşundan çıkıyorlar. Gönenli Mehmet Efendi'nin elini kulağa atıp da koştur bana senden gelen diye başladığı derslerin neticesinde yetişen işte bir kısmı katil. Önceki sene Konya'ya gittim. Konya'da Mehmet Uslu diye bir cezaevi vaizi. Bir delikanlı. Bak Allah diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarandır. Uzatmayacağım. Yani bir aklımda 40 dakika vardı. 15 dakikam var. Sabrınızı zorlamayacağım inşallah. Mehmet Uslu diye idealist bir vaizimiz. Geçen de çok güzel bir proje getirdi. Şekillensin, faaliyete geçirelim. İnşallah paylaşırım onu da. Abdülkadir diye bir delikanlı. 24 yaşında uyuşturucu bağımlısı cezaevine düşmüş. Şimdi Allah'tan çocuğun cezaevine düşerkenki resimlerini almışlar. Cezaevindeki resimlerini bir de son geldiği
halinin resimlerini çekmişler, ekrana yansıttılar. Mehmet hocamız Abdülkadir'le ilgilenmiş. Abdülkadir ya gel seni hafız yapalım. Bunu paylaştığım şeyde var. YouTube'da falan bakabilirsiniz. Hikayesini kendisi anlatıyor. Abdülkadir gel seni hafız yapalım filan. Abdülkadir diyor ki önce hafızlık kim, ben kim, ben nasıl bu işi yaparım filan. Sonra Allah bir yardım etti, bir başladım diyor. Ben çok icazet törenine katıldım ama Allah'ın lütfuna hamdolsun Konya Başsavcısıyla beraber Konya Kapalı Cezaevinde Abdülkadir'in hafızlık icazet törenine katıldık. Abdülkadir'e bir de sarık giydirmişler, cübbe. Güzel de sakal bırakmış. Karşımızda böyle her şeyiyle, görüntüsüyle, okuyuşuyla harika bir imam var karşımızda sanki. Şimdi Allah diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarır. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarından bir tanesi, can düşmanı, kan düşmanı Ebu Cehil'di. Varlığına tahammül edemiyordu. Ebu Cehil zalim bir adamdı. Ve cehaletinden, şirkinin ifratından dolayı Ebu Cehil diye, adı unutulmuş Ebu Cehil diye anılmıştı. Cehaletin babası. Asıl adı bu değil biliyorsunuz. Abdurrahman mıydı Ebu Cehil'in adı? Amr affedersin. Amr bin Hişam. Asıl adı Amr olmasına rağmen küfründeki, şirkindeki inadından dolayı Ebu Cehil diye anılıyordu. Bedir'de efendim öldürüldü, savaşta öldü. Efendimiz Aleyhisselam ondan kurtuldu. Müslümanlar ondan kurtuldu. Ama oğlu İkrime babasının yolunda devam etti. Bir ömür boyu Hazreti Peygamber'e düşmanlık etmeye devam etti. Mekke fethinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam savaşsız Mekke'yi fethetti. İkrime kaçtı. Yemen'e gitti. Eşinin telkinleriyle hadi gel Hazreti Peygamber seni affedecek filan gibi etrafın telkinleriyle geldi Efendimizin huzuruna. Yemen'den döndü. Hazreti Peygamber onu şöyle karşıladı. Merhaba ey hicret yolcusu, hoş geldin dedi. Ebu Cehil bir şey söyledi Efendimiz'e. Vallahi ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, şu ana kadar senin aleyhine, İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine ne kadar gayret ettim ve ne kadar harcama yaptıysam bundan sonra kalan hayatımda iki katını senin yolun için harcayacağım dedi. Efendimiz dünyasını değiştirdi kısa süre sonra, iki sene kadar sonra. Yemame Savaşı'nda ya da Yermük'te, savaşı yanlış hatırlıyor olabilirim, Yermük. Yermük Savaşı'nda yaralar almış, çadıra yatırmışlar, yaralarıyla meşguller. Son anlarını yaşıyor. Birdenbire diyor ki beni ayağa kaldırın. Diyorlar ki ne ayağa kalkması, sen ölüyorsun zaten. Beni ayağa kaldırın diyor. Niye ayağa kalkasın? Hazreti Peygamber çadıra girdi, görmediniz mi diyor. Efendimiz Aleyhisselam dünyasını değiştireli yıllar olmuş. Diyor ki etrafında bulunanlar, teveffeni müslümen ve elhekni bis salihin ayetini okuya okuya ruhunu teslim etti. Beni Müslüman olarak vefat ettir, canımı al ve beni salihlerin arasına kat ya Rabbi. Ayetini okuya okuya, duasını ede ede ruhunu teslim etti. Allah diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarandır. Kıymetli arkadaşlar, hamdolsun Uşak'ta pek çok ilimizde olduğu gibi bir hizmet kervanı yürüyor. Gerek okul öncesi 4-6 yaş kurslarımızda, gerek efendim Türkiye genelinde sayısı 1 milyonu bulan, daha çok ev hanımlarına hitap eden gündüzlü Kur'an kurslarımızda, gerek hafızlık, yatılı Kur'an kursları ve Milli Eğitim'le beraber yürütmüş olduğumuz proje okullarında devam eden hafız adayı çocuklarımızla, gerekse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla imzalamış olduğumuz protokoller çerçevesinde çocuk evlerine, sevgi evlerine, huzur evlerine, rehabilitasyon merkezlerine sunmuş olduğumuz hizmetlerimizle, gerekse Gençlik Spor Bakanlığı'yla imzalamış olduğumuz protokoller çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilere sunmuş olduğumuz manevi rehberlik hizmeti ve din bilgisi kursu, Kur'an kursu açma hizmetimizle, ihtiyaç odaklı kurs açma imkanlarımızla, gerek hastanelere görevlendirilen manevi rehberlerimizin çalışmalarıyla,
gerek Adalet Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde cezaevlerinde tam zamanlı çalışan cezaevi vaizi hocalarımızın yaptıklarıyla ve Milli Eğitim'le yapmış olduğumuz işbirlikleri neticesinde işte camilerimizin bünyesinde bugün çok güzel bir tanesinde emeği geçenlerin il müftümüz hocam başta olmak üzere ellerine sağlık, Rabbim hizmetlerini bereketlendirsin. Gençlik merkezlerimizde, cami ve müştemilatlarında bulunan daha çok gençlik merkezlerimizdeki çalışmalarımızla bir hizmet kervanı büyüyerek devam ediyor. Neye ihtiyacımız var? Hasbi, fedakar, gayretli. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben bir ücret beklemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim ecrimi ve mükafatımı verecek olan Allah'tır diyen hasbi dostlarımız, arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Kıymetli arkadaşlar. Murakabe ihtiyacımız yok bizim. Denetime ihtiyacımız yok bizim. Denetim yapmayalım anlamında söylemiyorum. Denetime ihtiyacımız yok bizim. Muaz bin Cebel Efendimiz Yemen'i vali yapıyor biliyorsunuz. Muaz bin Cebel Yemen'deyken Hazreti Peygamber Aleyhisselam vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir'in döneminde de devlet görevleri var. Hazreti Ömer döneminde de. Hazreti Ömer döneminde Medine'deki evine ziyarete geliyor. Yani evine geliyor. Eşi Muaz'a çıkışıyor. Herkes diyor gittiği yerden hediyeler getiriyor. Herkes gittiği yerden hediyeler getiriyor. Sen elini kolunu sallayarak geldin diyor. Niye bir şey getirmedin? Aslında evin dışına gittiği zaman erkek ya da kadın küçük de olsa bir hediyeyle dönmesi güzel bir şeydir. Ama Muaz valilik görevinde, devlet görevinde olduğundan dolayı devletin malından bir şey getirdiği dedikodusuna sebep olmasın diye herhalde kendisine ait olmayan bir şeyi aldı, bulunduğu görevi istismar etti, oradan menfaat elde etti demesinler diye elinde avucunda bir şey olmadan geliyor. Ama hanım da sinirlenip de böyle dedikodu edince kızıyor bu hanımlar bazen böyle. Kendisini kurtarmak için diyor ki kâne me'ye rakibun yakif yurakibuni. Benimle beraber çok uyanık bir murakip vardı. Beni sürekli denetliyordu diyor. Hanım daha da sinirleniyor. Hazreti Peygamber seni vali yaptı diyor, sana güvendi, sana murakip tayin etmedi. Hazreti Ebu Bekir onun halifesiydi, seni o da diyor görevlendirdi, sana murakip tayin etmedi. Ömer'e ne oluyor ki diyor, sana güvenmemiş de murakip tayin etmiş. Muaz hiç sesini çıkarmıyor korkudan. Ama bu söz Hazreti Ömer'in kulağına gidiyor. Hazreti Ömer Muaz'ı çağırıyor. Muaz, Allah rızası için ben sana ne zaman itimatsızlık edip de güvensizlik edip de sana murakip tayin ettim? Niye böyle söylüyorsun? Diyor ki ben Ömer bana murakip tayin etti demedim ki. Böyle demişsin. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. İnsan bir söz bile çıksa ağzından onun yanında bir murakip vardır diyor Allah. Ben onu kastettim diyor. Mesela açığa çıkıyor. Hazreti Ömer kendisinden Muaz'ın eşine hediyeler gönderiyor. Tatlıya bağlanıyor. Konu güzellikle sonuçlanıyor. Bizim murakibe ihtiyacımız yok. Bizi denetleyen var. Bizim her şeyden önce alemlerin Rabbi Allah'a vereceğimiz hesabı aklımızda tutmamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Biz hizmet edersek, biz gayret edersek bu millet bizimle beraber yürür. Bir şey söylemenize gerek yok kıymetli arkadaşlar. Bizim için en kıymetli olan efendim tavanda yanan ampuller, işte kürsüde kullanılan mobilya, caminin halısı, kilimi, minaresi değil. Bizim için en kıymetli olan beli bükülmüş bile olsa, bastonla camiye gelmekte zorlansa bile en kıymetli olan kıymetli arkadaşlar o cemaatimizdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kabe'yle bir konuşması vardır. Onu da söyleyip bitireyim. Hazreti Peygamber Kabe'ye hitap ederken diyor ki ey Kabe ma atyabek ve ma atyaba rihak ne hoşsun ne güzel kokun var diyor.
Ey Kabe, ne hoşsun, ne güzel kokun var. Ma azamek ve ma azame hürmetek. Ne büyüksün, ne kadar büyük saygınlığın var ey Kabe diyor. Evet, ama devamına bakın, muhteşem. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi lehurmetül mü'mini e'zem andallâhi minke. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah katında bir müminin saygınlığı senden çok daha büyüktür ey Kabe diyor. Beli büyük olsun, gözleri görmesin, konuşmakta zorlansın ama Allah katında bir her bir kul Kabe'den daha kıymetlidir, kıymetli arkadaşlar. İnsanlara değer vereceğiz, birbirimize değer vereceğiz. Biz birbirimize, müftümüz hocamıza, hocamız müftüsüne, müdürü şefine, şefi memuruna, herkes birbirine değer verecek. Bu değerin neticesinde Rabbimizin razı ve memnun olduğu, kıymetli arkadaşlar, razı ve memnun olduğu bir hizmet tarzını, hizmet aşkını yakalayacağız. Bizim, tekrar ediyorum, dünya bizden güzellikler bekliyor kıymetli arkadaşlar. Türkiye'deki mazlumlar, bakmayın öyle bir grup, böyle rahmetli Necip Fazıl arı vızıltısını hoparlöre bağlamak diye tarif ediyor. Arı vızıltısını hoparlöre bağlayınca çok büyük gürültü varmış gibi çıkıyor. Sosyal medya mecralarında sürekli efendim şey yapan, eleştiren, sürekli belden aşağıya vuran, sürekli tenkit eden, yok imamın maaşı, yok müftünün efendim arabası, yok ne bileyim neyim filan, sürekli böyle yalanla, tezviratla insanı tahrik eden ya da tezif eden ya da böyle aşağılamaya çalışan moral bozucular, akıl çeliciler bizi etkilemesin kıymetli arkadaşlar. Halkımızın kahir ekseriyeti, istikameti düz, görevlisine, din hizmeti sunana itimadı tam yerinde, hamdolsun hizmetleri alabildiğine bütün imkanlarıyla desteklemeye devam ediyor. Yeter ki biz Rabbimizin rızasına muvafık güzel hizmetler üretmeye devam edelim kıymetli arkadaşlar. İnşallah hem kurban hizmetimiz daha da katlanarak, bu sene hedefimizi 600 bin üzerine çıkardık. İnşallah çıkacak Allah nasip ederse. Hem kurban hizmetimiz, hem zekat hizmetimiz, hem camilerde ve Kur'an kurslarında yapmış olduğumuz hizmetimiz, ay başında işte 5 Temmuz'da yaz kurslarımız başlıyor. Hamdolsun Diyanet Televizyonumuz, çocuklara yönelik Diyanet Çocuk dergimiz, gençlere yönelik Geçerken dergimiz, okul öncesine yönelik Cim dergimiz, aile kadına yönelik aile dergimiz, herkese yönelik Diyanet Aylık dergimiz, hocalara yönelik, alimlere yönelik Diyanet İlmi ve Diyanet Arapça İlmi dergimiz, hamdolsun her alanda yayınlarla, kitaplarla, materyalle bu sizin sahada ürettiğiniz hizmetler desteklenmeye çaba gösteriliyor, gayret ediliyor. Hep beraber bu yükü taşıyacağız ve bizden sonraki nesillere ulaştıracağız kıymetli arkadaşlar. Dünya çok kısa. Aşiyyeten evduhaha diyor Cenab-ı Hak bir yerde. Akşam vakti ya da kuşluk vakti kadar, saaten binen nehar, gündüzün bir saati, bir bölümü kadardır dünya. Bu kısa sürede bir yolunu bulup Rabbimizin rızasını ve cennetini kazanmak zorundayız. Zira hayatın tekrarı yok. Zira gidişin gelişi yok. Zira yarın pişmanlığın faydası yok. Zira ya Rab bir fırsat daha versen diye temenni etmenin bir karşılığı yok. Rabbim bu kısa sürede ebedi cenneti kazanacak bir güzel hayat yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Sizlere, ailelerinize sağlık, selamet, huzur, afiyet içerisinde rızasına muvafık nice güzel işler yapabilmeyi nasip eylesin. Hepinize hayırlı vazifeler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz bu veciz konuşmasından dolayı. Değerli misafirler, konferansımız burada, konuşmalar, toplantımız burada sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.